Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi ajamain. Kıymetli Lale Gül izleyenlerimiz, tekrardan 17. dersimizde Osmanlıca öğreniyorum dersimizi başında Allah bizleri ekranda baş başa getirdi, karşı karşıya getirdi bu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ecdadımızın kültürünü, mirasını koruyup nesillerimize aktarabilmeyi, bu davaya sahip çıkabilmeyi bizlere ikram eylesin. Onların dilini de güzel bir şekilde anlayabilmeyi, yaşatabilmeyi bizlere lütfeylesin inşallah. Bakalım 17. dersimizde ne göreceğiz? Muhterem izleyenlerimiz şimdiye kadar Osmanlıca ile alakalı ekleri gördük bir takım yazım kurallarını gördük, kaideler gördük, dil bilgisiyle alakalı kurallar gördük. Şu anda Osmanlıca ile alakalı kuralları bitirdik. Tabii ki bu kurallarımız içerisinde Osmanlıcanın Farsça ve Arapçaya taalluk eden bir takım kaide ve kuralları var. Onlar geniş bir alana yayıldığı için, geniş bir çerçevede ele alınması gerektiği için Farsça ve Arapçaya taalluk eden Osmanlıcanın kurallarını biz bu televizyon programımızda işleyememiş olduk. Ama kendisinin kendi diline has dil bilgisi kurallarını, özellikle Türkçe diliyle alakalı kurallarını genel itibariyle bitirmiş olduk. Şimdi Osmanlıca diliyle yazılmış, kitabetiyle yazılmış, harfleriyle yazılmış bir takım özlü sözleri, hadisi şerifleri, Allah dostlarının, veyahut şairlerin veyahut sahabe-i ikramdan bazılarının sözlerini okumaya çalışacağız. Şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz kuralları tatbik edeceğiz inşallah. Bu dersimizde İlk olarak cümleleri görmeye, kuralların dışına çıktık artık, kuralların uygulanmasına, tatbikine başlamış olduk. Bu cümleleri de nasıl okuyacağız, nasıl okunması gerekir, onları örnekleriyle beraber bir görmüş olacağız inşallah 17. dersimizde. 18. dersimizde de yine aynı şekilde örneklerle beraber cümleleri okumaya çalışacağız. Bakalım hemen cümlelerimize, birinci cümlemiz bunu bize uzun zamandır derslerimizi takip eden Abdülkadir ağabeyimiz okusun. Bakalım hemen ne diyor bu cümle? Evet birinci kelimemiz günah. Tebrik ediyoruz. Günah şeklinde bunun başındaki bu çizgi neyi ifade ediyordu? Gef harfini ifade ediyordu. dan demiyoruz. Aradanın var. Günahlarından Günahlarından diyoruz değil mi? Günahlarından tevbe eden kimse değil mi? Birinci satırımızda günahlarından diyoruz. Günahlarından tevbe eden kimse şeklinde. Bakalım devamı ne? Günahlarından tevbe eden kimse ile alakalı müjde ne gelecek? Devamını okuyalım hemen. Evet kıymetli izleyenlerimiz hemen okumaya çalışalım. Günahlarından tevbe eden kimse birikmiş birikmiş günahları sonra pişman olmuş, tevbe etmiş, dönmüş, Allah'a yalvarmış, yakarmış. Neymiş bu adamın mükafatı, karşılığı, ödülü neymiş acaba? Hemen bakalım, hemen okuyalım. Hiç değil mi? H harfi var. Burada Y var. Y ne ifade ediyordu? i ı sesleri ifade ediyordu. Y demiyorduk. Osmanlıca'da şu karakteri görünce biz ne diyorduk o karaktere? I veya i harflerini ifade eder diyorduk. İstisnaları olmakla beraber. Hiç. Bakın üç nokta var. Ç bu da. Bunun da Ç olduğunu biliyoruz. Hiç. Günahlarından tevbe eden kimse hiç günah hiç günah yine yukarıda da vardı, aşağıda da var. Günah şeklinde. Normalde gef harfi var. Şu arada bu gef harfine gül sesi verecek vava ihtiyaç vardı sizin de şu an aklınıza geldiği gibi. Vav olması lazımdı burada. Vav u ü sesi verirdi veya o ö sesi verirdi. Ama günah kelimesini has olarak burada vav olmadan da yazılabiliyor. Aynı şekilde vavla beraber de yazıldığı mevcut. Vav'la da yazılır, Vav'sız da yazılır. Burada Vav'sız yazılmış. Yani U sesini görmüyoruz ama şu kelimeyi gördüğümüz zaman biz günah olmadığını, genah olmadığını anladığımız için onun Vav harfine bazen ihtiyaç duymuyorlar. Direkt biz onu görür görmez günah olduğunu algılıyoruz. O yüzden koyulmamış olabiliyor bazen. İstisna iyi olarak. Günahlarından tövbe eden kimse hiç günah, hemen devam edelim böyle başlarsa sonra da Y harfi varsa nasıl okuyorduk? Başta Elif Y harfi varsa İ sesi. Elif Vav harfi varsa O, Ü, U, Ü sesi veriyordu. Duruma göre biz o seslerden birisini tercih ediyorduk. Hemen bakalım. Hiç günah iş L Biliyorsunuz buradaki H neyi ifade ederdi kelimenin sonundaki H? Ya A'yı ifade ederdi ya E'yi ifade ederdi. Hemen bakıyoruz. İş, L, M, bu da E'yi ifade ediyor yine, işlememiş, değil mi? Bakalım, hiç günah işlememiş gibidir. Burada hemen G harfi var yine, sonra B, sonra Y. Y, B'ye ne sesi veriyor? İ sesi veriyor muhterem izleyenlerimiz, gibidir dir şeklinde okuyoruz. Bakalım bir kompozisyon olarak okuyalım şimdi. Günahlarından tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir diyor. Kim bu? Bunu söyleyen Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Et-taibu mine zembi kemen la zenbeleh. Bir kimse günahından tövbe ederse, günahlarından tövbe ederse hiç günah işlememiş gibidir. Allah bizlere bu şekilde sahih, sağlam, ihlaslı, samimi, nasuh tövbeleri yapabilmeyi nasip eylesin. Yeni defterleri, yeni açtığımız beyaz sayfaları da günahsız bir şekilde devam ettirebilmeyi, sağ salim Allah'ın huzuruna kavuşabilmeyi, tövbelerimize sadık kalabilmeyi nasip eylesin. Bu müjdeyle beraber de mübeşşer olabilmeyi bizlere ikram eylesin inşallah. Hemen Türkçesiyle görelim. Bakalım yukarıda görüyoruz. Hemen karşılaştıralım. Günahlarından, görüyorsunuz yukarıda günahlarından. Tevbe, tevbe eden, eden. Artık alıştınız zaten. Kimse, orada görüyoruz kimseyi hemen görüyoruz. Birinci satır günahlarından tevbe eden kimse. İkinci satır. Hiç görüyoruz. Karşılaştıralım. Türkçe Soldan, Arapça sağdan başlanarak yazılan bir yazı olduğu için çaprazlama karşılaştıracağız. Hiç günah işlememiş gibidir şeklinde okuyoruz. Evet muhteremiz, değerlerimiz. Birinci cümlemiz Efendimiz ve Vesselam'ın cümlesiydi. Allah onun şefaatinden ayrı olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Onun davasına sahip çıkabilmeyi, onun yürüdüğü yolda yürüyebilmeyi, Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri gibi onun sünnetini ihya edebilmeyi bizlere ikram eylesin. Bu yolda bizleri fedakar bir şekilde çalışmayı bizlere lütfeylesin inşallah. Hemen bakalım ikinci cümlemize gelelim. Okuyalım bakalım ikinci cümlemizi. İn sanlar. Evet tebrik ediyoruz. İnsanlar ne yapıyormuş bakalım insanlar. İnsanlar hemen okuyalım. Burada vav elifle beraber olduğu zaman elif vav u ü o ü hepsi dört tane ayrı harfe okunabiliyordu. Ayrı karakter olarak okunabiliyordu. Bakalım nasıl okuyacağız biz bunu? U mu diyeceğiz? O mu diyeceğiz? Sonraki kelimeye bakacağız. Ne diyor sonraki kelime? U sesi verelim örnek bakalım. uyku Uyku olabilir. Öykü de olabilir değil mi? Öykü. Ama Q dediğimiz zaman kef harfiyle olur. O yüzden burada kaf harfi vardır. Öykü olamaz. Uyku o da olmaz. Oyku o da olmaz. O zaman biz bunun U olduğunu anlıyoruz. Uyku da. İnsanlar uyku da. Evet, insanlar uykudadır. Uyuyorlar, gaflet içerisindeler. İktarebel nasi hisabuhum mehum fi gafletin mu'rizun. İnsanlara hesap vakitleri geldi, çattı ama onlar gaflet içerisinde, uyku içerisindedir diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede. İnsanlar uykudadır. Peki ne zaman uyanacaklar? Bakalım görelim. Uykudan uyanmanın vakti, sabahın beşi değil. Bakalım ne zaman asıl uykudan uyanmak ne zamanmış? Ölünce. Evet, burada anahtar kelime, anahtar tılsımımız var, sihirli tılsımımız. Burada bakın bu da u, ö, u hepsi olabilir. Ulunca olur mu? Olmaz olunca olabilir, olunca olmaya münasiptir ama şu kelama sözün akışına cümleye uymaz. İnsanlar uykudadır, olunca uyanırlar. Bu olmaz. O yüzden olunca olmaz, ölünce olmaz, olunca olmaz. O zaman ne kaldı geriye? ölünce kaldı. O yüzden biz burada bakın elif vav karakterine ö sesi veriyoruz. Kelamın başında olduğu zaman sözün başında burada dört harften ö karakterini canlandırıyor, temsil ediyor ö sesi veriyoruz. Ölünce ölünce ne oluyor insanlar? Maalesef ölünce Allah ölmeden uyanabilmeyi bizlere ikram eylesin. Ölünce uyanırlar. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlarmış. Bunu görüyoruz. Bu kimin sözü? Bu da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselama izafe edilen, ondan rivayet edilen sözlerden birisi. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diyor. Ennasu niyamun diye başlayan hadisi şerif. İnsanlar uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Allah bizlere ölmeden uyanabilmeyi, hakikatleri anlayabilmeyi, ahirete endeksli olarak onun rızasını kazanmaya çalışarak hayatımızı sürdürebilmeyi nasip eylesin, ikram eylesin. Bir an bile olsun bu yoldan çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Evet, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Hemen Türkçesiyle bakalım. İnsanlar, insanlar görüyoruz, insanlar uykudadır, uykudadır. Evet, ne zaman uyanırlar diye bir soru gelir hemen. Bakalım cevabına. Ölünce uyanırlar. Ölünce uyanırlarmış. İnsanlar uykudalar, ölünce uyanacaklar. Genel itibarıyla insanların arasında bazı Allah dostları var ki onlar ölmeden önce uyanmışlar. Allah onlara ikram etmiş bu güzel nimeti ve insanları da uyandırmaya çalışıyorlar. Böyle Allah dostlarının, Allah adamlarının, dava adamlarının kıymetini bilebilmeyi Allah bize ikram eylesin. İnsanlar uykudalar, ölünce uyanırlar. Bir sonraki cümlemize bakalım. Bu cümlede çok manidar bir cümle. Her insanın hayatında örnek alması gereken, şiarı olması gereken, sloganı olması gereken bir cümle. Bakalım ne diyor? Hemen okumaya çalışalım. Birinci kelimemiz zaten hemen anlaşılıyor. Akıl değil mi? akıl olarak okuyoruz. Burada y de olabilir ama bu Arapçadan gelme bir kelime olduğu için bu şekilde yazılıyor. Onu önceki derslerimizde açıklamıştık. Şimdi teferruata girmeyelim. Akıl gibi akıl gibi mal diyor değil mi? Akıl gibi mal olmaz. İnsanın çok malı olabilir. Elinde çok nimeti olabilir. Çok imkanları olabilir ama akıldan daha büyük imkanı, nimeti, malı katı olamaz. Devamına bakacağız zaten. Akıl gibi mal diyor. Akıl gibi mal. İkincisi iyi huy. Güzel ahlak, değil mi? Huy diyoruz gördük burayı. Huy şeklinde okuyoruz. İyi bu şekilde de yazılır. Bir tane daha y konarak da yazılabilir ama direkt anlayabiliyoruz. İyi huy gibi dost. Akıl gibi mal. İyi huy gibi, güzel ahlak gibi efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişti. Ve inneke ala hulukin azim. Sen çok harika, güzel, seçkin bir ahlak üzeresin diyor Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında ona hitaben. İyi huy gibi dost. Niçin iyi huy gibi dost diyor? Çünkü güzel ahlak insana sürekli Dost kazandırır. Eğer daha fazla dostu olmasını istiyorsa bir insan, iyi huya sahip olması lazım. O dost, onu birçok dosta ulaştırır. Birçok bir dostun kapısını açar, yolunu açar. O yüzden iyi huy gibi dost, güzel ahlak gibi dost, çirkin ahlak gibi de düşman olmaz. O da kapıları kapatır, mesafeleri daraltır, soğukluk doğurur. İyi huy gibi dost, üçüncüsü, Bunlar tılsımlar hayatımızda merkeze almamız gereken en önemli kaidelerimiz olmalı, kurallarımız. Edep gibi miras. Bir babanın evladına vereceği en güzel miras neydi? Güzel edep, nebevi edepti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere aktarılan, ulaştıran nesillerden nesile miras olarak ulaştırılan o güzel Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın edebi. Edep gibi miras anne babadan birçok mal kalabilir. Hanlar, hamamlar, yatlar, katlar kalabilir, gemiler kalabilir. Ama eğer miras olarak edep kalmadıysa o mirasın hepsini bir tarafa koysak edebin karşısında terazide bir anlam ifade etmeyecek. O yüzden edep gibi miras diyoruz. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras diyoruz. Böyle önemi var edebin. Anne babalarımızdan bu mirası alabilmeyi ve edep mirasını, ahlak mirasını evlatlarımıza taşıyabilmeyi nasip eylesin. Maalesef toplumumuzda şu anda edep mirası gittikçe azalmaya başladı ve hızlı bir şekilde bu gidişat ilerliyor. Allah bizleri muhafaza eylesin, toplumumuzu da muhafaza eylesin. Edep gibi miras, dördüncüsü ilim gibi şeref diyor ve en son yoktur kelimesini getiriyor. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref yoktur diyor. Kim? Hazreti Ali radıyallahu an ilmin kapısı, ilmin babası, ulemanın en büyük, en seçkillerinden, sahabe arasındaki en büyük fukahadan, ulemadan Hazreti Ali radıyallahu an İlim gibi şeref yoktur. İlim, mertebelerin, rütbelerin, makamların en yücesidir. Diyor başka bir sözde biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz ilim gibi şeref olmaz. Her türlü makam insana belki şeref katabilir, insana belki bir takım duygular, hissiyatlar katabilir. Ama ilimden daha şerefli, insanı ilimden daha çok şeref sahibi yapacak bir güzellik yoktur. Çünkü insanlar ilimleriyle, bilgileriyle, kültürleriyle, görgüleriyle şeref kazanırlar, onlarla değer kazanırlar. İlmi olmayan insan ona göre karşıdaki muhataptan da değerini ona göre bulmuş olur. O yüzden ilim gibi şeref Yoktur demişiz. İlmi olmayan şerefi yoktur değil tabii ki. İlim gibi şeref yoktur. En çok şerefi insana ilim katar. Tabii ki yanında amel ihlası yoksa o ilmin bir anlamı olmaz. Katacağı şerefte pek fazla anlam ifade etmeyecektir muhteremler. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref yoktur diyor Hazreti Ali radıyallahu anh Evet Allah bu ashab-ı kiramın şefaatine nail olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Onların yolundan gidebilmeyi, onlar gibi sıkıntılara göğüs gerebilmeyi, fedakarlık yapabilmeyi, şu davanın cengaverleri, fedaileri olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hemen bakalım Türkçesiyle beraber okuyalım. Akıl gibi mal görüyoruz hemen. İyi huy, huyu görüyoruz. İyi huy gibi gibi dost dost hemen görüyoruz. Edep gibi miras, edep gibi miras ve sonuncusu ilim gibi şeref, ilim gibi şeref yoktur diyor. Allah Celle Celaluhu bu cümleyi hayatımıza tatbik edebilmeyi, uygulayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hazreti Ali'den de Allah razı olsun. Hemen bakalım bir sonraki cümlemiz merhum Üstad Necip Fazıl'ın dilinden, onun edebiyatından akıyor. Gerçekten çok anlamlı bir söz. Her insanın hayatında çok önemli yer teşkil etmesi gereken bir söz. Bakalım ne diyor? Çok güzel bir tespit yapmış üstad. Güzel bir tespit. Dikkat edilmesi gereken bir tespit. Hemen bakalım. Okuyalım. İsmail kardeşimiz okusun bu kelimeyi. Hayvandan. Tebrik ediyoruz. İkinci kelimeyi Muhammed kardeşimiz okusun. İn, sa, na. Tebrikler. Üçüncü kelimeyi Rasul kardeşimiz okusun. De nen tebrikler. Dördüncü Taha kardeşimiz yoktur. Beraber okuyalım. Hayvandan insana dönen yoktur. Hiç gördük mü bir hayvan insana dönmüş olsun? Ortada bir hayvan var. O hayvan at olsun, aslan olsun, tilki olsun, kurt olsun, zebra, zürafa. Hiç insana dönen hayvan görmedik değil mi? Diyor Necip Fazıl. Bunu herkes biliyor zaten hayvandan insana dönen yoktur diyor. İkinci kısma bakalım. Acaba nereye vurgu yapacak? Nereye gidiyor? Yol yapıyor Necip Fazıl. Diyor ki ama insandan insandan hayvana dönen çoktur. Çok güzel bir tespit. Evet, hayvandan insana dönen yoktur ama insandan hayvana dönen çok dur diyor üstad. Allah insanları insan olarak yaratır. Adı üstünde insan. Onları insan olarak yaratır ama maalesef insanlar Kur'an'dan uzaklaştıkları için, sünnetten uzaklaştıkları için, İslam kültüründen uzaklaştıkları için insanlar insanlıktan da uzaklaşırlar. Çünkü İslamiyet'ten, medeniyetten, uzaklaşan kişi, İslam medeniyetinden uzaklaşan kişi insaniyetinden de uzaklaşmış olur. Bugün Belki Oxford'ların, Cambridge'lerin, Harvard'ların profesörleri var, doktorları var, öğretim görevlileri var, öğrencileri var. Ama oralardan yetişmiş olan insanlar, İslamiyet'ten, İslam medeniyetinden uzaklaştıkları için, Kur'an'dan uzak yaşadıkları için, Kur'ansız bir hayat yaşadıkları için Orta Doğu kana bulanmış oldu. Onların vesilesiyle. Ama bizim ecdadımız, Allah'a şükürler olsun, İslam'la, Kur'an'la yoğrulan bir davaya hizmet ettikleri için, böyle bir hayat sürdükleri için, o kem bilişlerin yetişmiş oldukları, o insanların dedelerine adalet götürmüşlerdi, medeniyet götürmüşlerdi, ilim, kültür götürmüşlerdi. Endülüs de bunun misallerinden birisi. İşte Kur'an'dan uzak yaşarsak ne olur? İşte bu tespit ortaya çıkar. İnsandan hayvana dönen, çoktur tespiti ortaya çıkar muhterem izleyenlerimiz. Hayvandan insana dönen yoktur ama insandan hayvana dönen çoktur maalesef. Bakarsınız görünüş insan yaptıkları fiiller, ameller, projeler, kendisi yapmasa bile altına imza attığı kararlar maalesef onun insan olmadığına dair deliller olabiliyor, alametler olabiliyor. Üstadın tespiti çok güzel bir tespit. Allah böyle nesiller yetiştirmekten, hayvana dönen nesiller yetiştirmekten bizleri muhafaza eylesin. Toplumumuzu da, dünya alemini de muhafaza eylesin. İslam'ı yayarak şu hayvana dönüşümün önünü alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hemen bakalım Türkçesiyle görelim muhterem izleyenlerimiz. Hayvandan insana dönen, hayvandan insana dönen yoktur. Yoktur görüyoruz. Ama ama insandan hemen aşağıda insandan hayvana dönen çoktur diyor Üstad Necip Fazıl muhterem izleyenlerimiz. İnşallah biz de buna dikkat ederiz. Bir sonraki sözümüze gelelim. Bakalım bu söz ne diyor özlü sözlerimizden. Bunun da Necip Fazıl'ın olma ihtimali var ama kaynakta tam ulaşamadım. Bakalım hemen bakalım. Ne diyor bize bu söz acaba? Çok önemli bir söz. Bütün kardeşlerimize hayati bir şiar olmalı. Hemen bakalım. Okuyalım. Selim kardeşimiz okusun. Zamansız. Tebrik ediyoruz. Zamansız gelen, zamansız gelen diyor değil mi? Gef harfi gelen zamansız gelen ölüm den bunun ö olduğunu bunun lü olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Olumdan olmaz, ölümden olmaz, ulumdan olmaz. O zaman ölümden olduğu hemen anlaşılıyor muhterem izleyenler. Zamansız gelen ölümden değil. Evet çok güzel. Zamansız gelen ölümden değil. Bakalım neyden? Bir şeyi nehy ediyor, iptal ediyor, yerine bir şey getirecek. Bakalım ne diyecek? Zamansız gelen ölümden değil, hemen bakalım, namazsız diyor, görüyor muyuz? Zaman, aşağıda namaz. Namazsız gelen ölümden kork diyor bize bu cümle muhteremiz diyenlerimiz. Zamansız gelen ölümden değil... Çünkü ölüm zamansız gelse bile eğer sen hazırsan, sen ahirete hazırlık yaptıysan ebediyete yolculuk yapmaya hazırsın. Korkmana gerek yok. Eğer sen Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamışsan zamansız gelen ölümden korkmana gerek yok diyor. Bir yerde görmüştüm diyor ki insanların en cesaretlisi, cesuru, cüretlisi namaz kılmayandır. Niçin? müminlerden bahsediyoruz tabii ki Müslümanlardan. Ondan önce iman etmeyenlerdir çünkü. Çünkü namaz kılmayan insan o cehennemin ateşine dayanacak kadar dayanıklı, cesur olduğunu iddia ediyor halbuki o imanı onu gerektirmiyor. Zamansız gelen ölümden değil, namazsız gelen ölümden kork. Çünkü zamansız gelen ölüm, bir trafik kazası, bir yangın, bir deprem, zelzele insanı cehenneme göndermez. Ama namazsız gelen ölümden kork çünkü namazsız gelen ölümün insanı nereye götüreceği malumdur muhteremler. Allah namazsız ölümlerden muhafaza eylesin. Namazsız nesillerden de muhafaza eylesin namazına sahip camisine sahip davasına sahip kur'anına sahip nesiller toplumlar yetiştirebilmeyi bizlere ikram eylesin. Bakalım Türkçesiyle hemen görelim. Zamansız gelen, zamansız gelen ölümden değil, ölümden değil namazsız gelen aşağıda görüyoruz. Namazsız gelen ölümden korkuyor muhterem izleyenlerimiz. Gerçekten bu korkuyu yaşayabilmeyi Allah'tan bu şekilde onun sevgisinden rızasından mahrum olmaktan korkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu şekilde Osmanlıca cümlelerimizi görmüş olduk. Beşer tane özlü söz, kimi hadis, kimi sahabe, kimi üstad, kimi Allah dostu sözleri bunları görmüş olduk muhterem izleyenlerimiz. Bu sözleriyle beraber, bu sözlerle beraber Osmanlıcayı görmüş olduğumuz gibi Osmanlıca ile beraber bize aktarılan hakikatleri de görmüş olduk. Allah bu hakikatlere göre yaşayabilmeyi nasip eylesin ve Osmanlıca lisanında güzel bir şekilde söküp o Osmanlı ecdadımız işte bu okuduğumuz sözlere göre yaşamaya gayret ettikleri için dünyaya hakim oldular. İslam'ı dünyaya hakim kıldılar. Aynı izzeti, onuru istiyorsak biz de aynı şekilde evlatlarımıza hem Osmanlıca dilini, sade dili olmaz kültürüyle, davasıyla, derdiyle beraber yansıtmamız gerekiyor. Allah bu şekilde gayret gösterebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.